Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Misol 100 mg tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Her tablet etkin madde olarak 100 mg sertraline eşdeğer sertralin hidroklorür içerir. 28 tabletlik blisterler ile kullanıma sunulmaktadır. Misol, sertralin adlı etkin maddeyi içermektedir ve seçici serotonin geri alım inhibitörleri adı verilen ruhsal çöküntüye yani depresyona veya takıntılı davranışlara karşı etkili olan ilaçlar grubuna dahildir. Misol, ruhsal çökkünlük, saplantılı takıntılı bozukluk, panik bozukluğu, duygusal olarak kişiyi etkileyebilen bir olaydan sonra oluşabilen travma sonrası stres bozukluğu, sosyal fobi, adet dönemi öncesi duygulanım bozukluğu, aşırı huzursuzluk tedavilerinde kullanılır. Misol, uyku ilacı veya sakinleştirici değildir. Doktorunuz hastalığınızı tedavi etmek için bu ilacın uygun olduğuna karar vermiştir. Misol'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise misol'ü şu durumlarda kullanmayınız. Eğer sertraline veya misolün bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, eğer monoamin oksidaz inhibitörü adı verilen veya monoamin oksidaz inhibitörü benzeri ilaçlar kullanıyorsanız, sertralin ile tedaviniz sonlandırılacaksa, monoamin oksidaz inhibitörü ile bir ilaç tedavinizin başlaması için en az 7 gün beklemelisiniz. Monoamin oksidaz inhibitörü ile tedaviniz sonlandırılacak ise sertralin ile tedaviye başlamadan önce en az 14 gün beklemelisiniz. Eğer pimozit adı verilen ve şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız misol'ü kullanmayınız. Misol'ü şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer aşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği durumu ile ortaya çıkan serotonin sendromu geliştiyse, kanınızda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesinde, iki üçlü bozukluk veya kişilik bölünmesi hastasıysanız, taşkınlık nöbetleri yaşıyorsanız hemen doktorunuza başvurunuz. Misol'ün de içinde bulunduğu seçici serotoninin geri alınım inhibitörleri adı verilen ilaç grubuna dahil olan ilaçları kullanan hastalarda yeni başlayan şeker hastalığı vakaları bildirilmiştir. Kapalı açılı glukomunuz varsa veya daha önceden glukom geçirdiyseniz, halen sarı hastalığınız varsa, karaciğer rahatsızlığınız, doktorunuz daha düşük doz misol almanıza karar verebilir. Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, emziriyorsanız, daha önceden kanama problemleriniz olduysa veya kanama riskini artırabilecek kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız, elektroşok tedavisi görüyorsanız, hastalığınız için başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, elektrokardiyogram olarak adlandırılan kalpteki elektriksel aktivitelerinizden kaydedilmesi sonrası kalbinizde QT aralığında uzama olarak bilinen bir anormallik olduğu söylenmişse, kalp rahatsızlığına, düşük potasyum veya düşük magnezyum seviyelerine, QT uzaması konusunda aile geçmişine, düşük kalp ritmine sahipseniz ve QT aralığını uzatan ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız, misol obsesif kompulsif bozukluğu olan 6 yaşından büyük çocukların tedavisinde kullanılır. Bunun dışında çocukların tedavisinde kullanımı onaylanmamıştır. Misolün yiyecek ve içecek ile kullanılması, misol gıdalarla birlikte veya ayrı alınabilir. Alkolle birlikte kullanılması tavsiye edilmemektedir. Greyfurt suyu, sertralinin vücudunuzdaki miktarını artırabileceğinden misol ile birlikte kullanılmamalıdır. Misol'ün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi misol'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Mide bulantısı en çok görülen yan etkidir. Yan etkiler doza bağlıdır. Sürekli tedaviyle ya kaybolur ya da azalır. Çok yaygın yan etkisi uykusuzluk, baş dönmesi, sersemlik hali, uykululuk hali, baş ağrısı, ishal, ağız kuruluğu, hasta hissetme, cinsel işlev bozukluğu, yorgunluk. Yaygın yan etkisi soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, iştahsızlık ve iştah artışı, ruhsal çökkünlük, gerginlik, garip hissetme, kabus görme, cinsel istekte azalma, huzursuzluk, kaygı ve sinirlilik, dış gıcırdatma, titreme, kas hareket problemleri, uyuşma, karıncalanma, kas gerginliği, dikkat eksikliği, anormal tat alma, görme bozukluğu, kulak çınlaması, çarpıntı, sıcak basması, esneme, hazımsızlık, kabızlık, karın ağrısı, kusma, gaz. Yaygın olmayan yan etkisi bağırsak enfeksiyonu, kulak enfeksiyonu, tümör, aşırı duyarlılık, mevsimsel alerji, unutkanlık, duyu azalması, göz bebeklerinde büyüme, eşgüdüm, konuşma bozukluğu, kulak ağrısı, kanama problemleri, kalp problemleri, nefes darlığı, burun kanaması, nefes almada güçlük, göz çevresinde şişme, kurdeşen, saç dökülmesi, kaşıntı, ciltte iğne başı şeklinde morarmalar, kabarcıklı cilt problemleri, eklem kireçlenmesi, kas seyirmesi, gece idrara çıkma, idrar yapamama, vajinal kanama, cinsel işlev bozukluğu, bacaklarda şişme, ürperme, yürümede zorluk, susama, karaciğer enzim seviyelerinde artış, kilo kaybı, seyrek yan etkisi, kalın bağırsak duvarındaki dokuların iltihabı, lenf bezlerinin şişmesi, ciddi alerjik reaksiyonlar, iç salgı bezlerinde problemler, yüksek kolesterol, stres veya duygulara bağlı fiziksel belirtiler, koma, hareketlerde anormallik, hareket zorluğu, duygularda artma, birden başlayan şiddetli baş ağrısı, görme alanında noktalar, göz iç basıncının artması, kalp krizi, bayılma hissi, bayılma.
Misol nasıl kullanılır? Doktorunuz misol ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz. Eğer misolün nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız. Genel olarak tedaviye sabahları ve akşamları bir defa olmak üzere 25 ile 50 mg'lık bir doz ile başlanır. Ancak doktorunuz dozu günde en fazla 200 mg'a kadar artırabilir. Depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk için genelde etkili doz günde 50 mg'dır. Günlük doz birkaç haftalık bir dönemde en az 1 haftalık aralıklarla 50 mg'lık artışlarla artırılabilir. Maksimum önerilen doz günde 200 mg'dır. Panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu için tedavi günde 25 mg dozunda başlatılmalı ve 1 hafta sonra günde 50 mg'lık doza çıkartılmalıdır. Günlük doz birkaç haftalık bir dönemde en az 1 haftalık aralıklarla 50 mg'lık dozlarla artırılabilir. Maksimum önerilen doz günde 200 mg'dır. Uykuluk hali hissederseniz ilacınızı akşam yatmadan önce alabilirsiniz. Uygulamayla ve metodu ise misolü sabah veya akşam günde tek doz günün aynı saatinde alınması tercih edilir. Misolü aç veya tok karına alabilirsiniz. Misolü bütün olarak bir bardak su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz. Doktorunuz misol ile tedavinizi ne kadar süreceğini, size iyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi yarıda kesmeyiniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı misol 6 ile 17 yaş arasındaki obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda kullanılabilir. Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına göre uygun olan dozu karar verecektir. 6 ile 12 yaş arası çocuklarda önerilen başlangıç dozu günlük 25 mg'dır. Bir hafta sonra doktorunuz bu dozu günlük 50 mg'a yükseltebilir. Maksimum doz günlük 200 mg'dır. 13 ile 17 yaş arası ergenlerde ise önerilen başlangıç dozu günlük 50 mg'dır. Maksimum doz günlük 200 mg'dır. Yaşlılarda kullanımı, yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Misolün saklanması, misolü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 15 ile 30 derece arasında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.